Efendim devam ediyoruz. Gece görüşü devam ediyor. Kazanacak aday formülü, Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Tüm bunları konuştuk. Şimdi aslında bir de şey dinleyelim ya. Saadet Partisi liderinin bir açıklaması vardı. Onu dinleyelim. Bakalım Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ne dedi, bir onu görelim. Biz bu altılı masadan şu isimle tek adayla çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı? Yani şu anda bunu yani vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Toplumda da farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu biraz kamuoyu yoklamaları gösterecek, ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz. Ya Temel Bey vardır demiyor. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Ya bu, bakın Meral Hanım vardır demiyor. Böyle Temel Bey vardır ya. Demiyor. Böyle konuşmak diğerleri zorundalar. Vardır altısı demiyor. Bir arada budur demediği sürece yani siz bu böyle siyaset. Şunu diyemez misiniz? Ben şöyle bir dakika. Sayın, ben sayın bakanım diyemem. Bir dakika sayın daha bakanım, söylemedim hayır, ki. Diyemem. Ama bir ne diyeceğimi sormak biliyor musunuz? Önce ben soruyorum, moderatör benim. Yani bir sürü kazanacak adayımız var. Kim olacağına karar vereceğiz. Hayır, altını kazanacak adayı. Niye söyleyemez? Söylenmez. Niye sayın söyleyeyim? Bakanım, bir bakın, şey bakın. Ya bir saniye, bu biz çok... kurallar nerede ya, yazıyor bu... Sayın Bakanım? Bakın, ben kurallar altı kişinin bir arada bulunmak kuralıdır. Bir şey söyleyeceğim ya. Altı kişi bir aradaysa, altı kişi birlikte daha evvelden bu şöyle diyebilir. Çok değerli isimler var. Kimin olacağını karar veriyorum. Ya, ya masada kaldır parmağını, bakın, kaldır. Bütün siyasiler ya, Allah aşkına. Bütün siyasetçilere sorun. Genel başkan da kazanacağı adayların demesi gerekmiyor mu? Bütün siyasetçiler benim gibi yapıyor. Size bir soru sorayım Sayın Bakan. Bir soru soracağım çok kısa. Gazeteci olarak siz sorguluyorsunuz. İstiyorsunuz öğrenmek. Ben size bir soru soracağım. Ama söylemezler. Sayın Bakan bir soru sorayım size. Siyaset bir iddia işi değil mi? Evet. İddia işi. Ve siyasetçi iktidar olmak için siyaset evet. yapar değil mi? Bu buraya kadar anlaştık. Evet. Peki bu altılı masadaki altı sayın genel başkan eğer kazanacak aday değillerse Temel Bey'in açıklamasını öyle anlıyoruz. Niye genel başkan olarak siyasi hayatlarına efendim, devam ediyorlar? Şu anda ortak... Ya bu insanlar o zaman size niye oy ama verecek bakın, eğer siz bakın, kazanacak bakın, aday siz değilseniz? Zafer. Sevgili ya Zafer. Bir mantıksızlık sevgili yok mu? Sevgili mantıksızlık yok. Tam mantığın ya olur mu sen dibine kadar ya. Mantık. Ya neden o mantık? Zaman kazanacak neden aday mantık? Kimse bak, onu getirir masanın ya başına oturtursun. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Bir şey söyleyebilir benim miyim? Benim soruma cevap diyelim vermediniz ki, zaman. Kılıçdaroğlu adayım dedi. Temel Karamollaoğlu da adayım Kılıçdaroğlu dedi. Diğer dördü hayır dediyse yo, zaten demesin öyle demesin. Ama efendim demezse. Şöyle desin. Bakın, ya bakın, bu masanın siz, öyle bir problemi yok. Siz örgütlü davranmanın tabiatına aykırı bir şey istiyorsunuz. Hayır sayın bakın bilakis. Örgütlü ay örgütlü davranın tabiatına altısı uygun bir arada bir şey karar vermedikçe aday söylemezler. Vallahi sen bakın bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirisi söylemez. Bakın hani her şey bir yana. Hayır hayır hiçbirisi vallahi söylemez. Vallahi bir şey söyleyeyim. Yani o altılı masa altı tane lider toplamış ya bir masa etrafında. Evet. Ya onların hepsini toplayın Muharrem İnce'nin iddiası kadar değil. Efendim hiç Muharrem İnce hepsinden hiç daha cesur. Onların çıkar umurunda... kazanırım diyor bakın, ya. Bakın bakın. Altılı masa, altılı masa biraz evvel yaptığım eleştiriyi de bir yana bırakıyorum. Hani sol yok filan diye. Altılı masa aynı anda bu kişi olacak konusunda mutabakata varmadıkça birisinin ağzından bu kelime alamazsın. Hayır değil Sayın Bakanım. İddia ortaya koymaz. Efendim iddia bireysel ama... Ya diyecek ki masanın böyle bir problemi yok. CHP tek başına iddiası varsa kazanamaz ki. Ya Sayın Bakanım ya rica ederim. Ya, bakın, bu altı partinin bakın, bireysel iddiası geçerli değil. O zaman niye toplandınız eğer toplanıyorlar ama hemen söylemek zorundalar mı? Değil ama bir iddia ortaya koyabilir. Ama o iddiayı koyacak. Şu anda diyorum ki size ya, 6 Şubat'a kadar problem var. 6 Şubat'a kadar erken seçim için meclis kendi kendini feshetmezse hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi hem de Saadet Partisi'nin durumu farklılaşır. Yani bugüne kadar yaptıkları çalışmalar mesela filanca ilde Urfa'da iddialı şey Deva Partisi. Urfa'daki iddiasını sürdürebilmesi için %7 barajının devreye girmemesi gerekir. Şimdi bu nedenle bakın bu iddianın devam edebilmesi için şu anda nasıl Cumhurbaşkanı
bilek güreşinde adaylığını açıkla, yoksa kim aday diye söyletmeye çalışıyorsa onlar da diyorlar ki el altından başka tartışma açılacak. Bakın ya ben, Sayın Bakanım, yanlış anlamayın da sizden başka kimse 6 Şubat tarihine benden başka kimse demez çekmiyor. Zaten. Yani, sizin beraber oturduklarınız, Sayın Cumhurbaşkanı, oturduklarınız Sayın benim Bahçeli, gibi değil de onun için diğerleri. Sayın Bahçeli defalarca söylediler seçim ama zamanında diğer yapılacak. Diğer oturduklarınız benim gibi şimdi değil. Şimdi bakın seçim şimdi şu anda sosyal medyada yapılmış. Bunları itiraz niye ediyorum diye Şubat, beni yerden yere vuruyorlar. Niye 6 Şubat ama, tarihini gündeme getiriyorsunuz ben anlamadım nasıl bir tarih? Neden 6? Evet niye? Ne yani ne efendim altılı masa bir şey 6 Şubat. Erken seçim kararı alınmazsa... Sayın Bakanım 6 Şubat'ın neyi erken seçim? 6 Şubat'ta hayır, olmazsa... Hayır şöyle 60 gün hesaplıyor ya 6 Nisan'a denk geliyor. Bakın. İki bilmemezliğe getirmem. Erken çok iyi biliyorsun. Erken İkiniz seçim, de biliyorsunuz. Şey 6 Şubat'a kadar... Seyircilerimiz bilmiyor öyle düşünün anlatın. Efendim 6 Şubat'a kadar erken seçim kararı alınırsa... 6 Nisan'dan evvel seçim olacak. Dolayısıyla %7 devreye girmeyecek. Girmeyecek. Aynen öyle. Ha. Çünkü şimdi 7 Nisan'da devreye yani. Küçük partilerin oyları da diğer bakın, partilere eklenecek. Altılı masa şu anda yine iktidar yaptıkları kendi değişikliği niye uygulaması? Bakın 14 Kasım'da i̇şte belki de 14 Kasım aslında. Nedir biliyor musunuz toplanacakları gün? Nedir? Kıbrıs'ın Cumhuriyet'in ilanı bir gün öncesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1984. İşte bir gün öncesidir. Bir gün önce aynı gün bile değil Sayın Bakanım. Var alakası. Bakın göreceksiniz. Ya mesela 15 Eylül'de benim doğum günümdür. Bir şey ifade ediyorsa yani. Şimdi evet, bak. Benden 5 gün bak, sonra doğdun. Ben bir şey söylüyorum size samimi olarak. Bu olayın oluşumunda. Hayır bir dakika bu, şu Kıbrıs'la konunun ne ilgisi var? O gün de önemli bir gün ya. O gün de ona göre açıklama yaparlar. Milliyetçilik yaparlar. Yani herkesin kendine göre bir değişiyor. Hayır 14'ünde toplanıp 15'inde açıklama yaparlar anlamında yani, söylüyor da. Yani açıklama yaparlar. Onların öyle bir derdi olduğunu şimdi sanmıyorum bakın, gerçi de. Bakın yani önce bir şey söyleyeyim. Gibi sanki şu anda Cumhur İttifakı gözüyle bakanların yaptıkları bir hata var. O da hata ne? Herkes adayın belli olmasını istiyor. Aday belli olsun ya Kılıçdaroğlu ya başkası olsun diyor. Altılı masanın altısı da deneyimli. Başbakanlık yapmış olan var. Başbakan yardımcısı bakanlık yapmış olan var. Ya işte bu Temel kadar Karamoğlu deneyim oğlu, niye belediye başkanlığı yapmış, müsteşarlık yapmış. Neden kovdular? Çıkarmanın bak, ötesinde Temel bakın, Bey'in söylediği başka bir şey var orada. Bakın, siz böyle iddiası var filan iddia ayrı. Altı masa niye bir araya gelmiş? İddialarını beraber gerçekleştirecekler. Şimdi birisi açıklarsa... İddia yok ortada. Efendim? İddia yok ortada. Nereden biliyorsunuz? Ya, Temel Bey söylüyor. Ya altın, iddia nerede? Ya, ama öyle, bir dakika altılı masada şu isimle tek adayla çıkarsak kazanınız dediğiniz bir isim var mı? Soru bu. Evet. Yanıt şu anda buna vardır demek o kadar kolay değil. Kolay değil. Doğru. Birazdan zamana ihtiyacımız var. Doğru. Evet. Doğru. Çok trajik bir durum var. Ya şimdi Kemal Bey ben adayım demeye çalışıyor. Cumhurbaşkanını canlı yayınlara davet ediyor ama ben adayım diyemiyor. Geçerli değil. Ben adayım diyemiyor. Ya böyle bir durum olur mu ya? Ya Cumhurbaşkanının davetleri geçerli değil. Diyorum ki size. Cumhurbaşkanının değil. Kemal Bey Cumhurbaşkanını efendim, canlı yayına davet ediyor. Cumhurbaşkanını tartışmaya davet ediyor. Niye? Niyeti var mı? Sen niye? Gel aday ol diyorsan niye? O da sana niye? Gel niye? Tartışalım da öyle olur. Ya bir şey söyleyeceğim. Hangi sıfatla? Nasıl? Hangi sıfatla? Cumhurbaşkanı hangi sıfatla diyor ona aday ol? Hayır. Hangi sıfatla diyor? Hayır, hadi bir konuşalım. Cumhurbaşkanı hangi sıfatla diyor? Cumhurbaşkanı diyor ki ringe çık. Hayır. Bakın. Kemal Bey bakın, diyor ki. Bakın. Bir saniye. Cumhurbaşkanı ne diyor? Ringe çık diyor. Bak bir dakika. Sayın Kılıçdaroğlu hangi sıfatla çağırıyor? Amerika'da da başkan adayları son ana kadar. Tamam da aday mı Kemal Bey? Önce adaylığını garantilesin. Şu anda eğer Kemal Bey... Eskiden sen liderler, nereden biliyorsun garantiyi? Bir saniye. Aday olacağını. Hayır artık değişti. Programlarında bakın, konuşmazlar mıydı? Bir şey söyleyeyim. Değişti. Kemal Bey masadan adını çıkarsın adaylık için. Çıksın. Cumhurbaşkanı. Peki. Ama bir parti genel başkanı olarak eğer davet ediyorsa Türkiye'de 120 tane parti var an itibariyle. Hayır. Hepsinin hakkı var. Hayır. Olur mu öyle şey ya? Öyle olsaydı o zaman... Ya 12 parti değil, bütün parti. Tamam 27 parti seçime giriyor. Toga. 27'si de o zaman şöyle bakın, söyleyeyim. Bak, Sayın bir saniye. Sayın Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya çağırdı değil mi? Karşıma çık tartışalım. Çağırır. Bir saniye çağırdı. Çağır. Parti yöneticileri ne dedi?
çağırır. Muharrem İnce'yle niye ama tartışıyor onlar, ki? Onlar CHP için. Erdoğan'la niye tartışıyor ki o zaman? Bak bak. Şimdi o zaman niye yahu Davutoğlu çağırmadı? Büyük eski parti başbakanı? Liderlerinin birbirleriyle tartışması normal değil mi sizce değil, televizyonda? Değil. Ya adaylık meselesi üzerinden. Eğer öbür türlü olsa ben de diyorum ki o zaman Temel Karamollaoğlu da çağırabilir. Efendim, Sarıgül de bakın, çağırabilir. Siz, Önder Aksakal da çağırabilir. Hepsinin hakkı var. Bunun içinden bana çıkartmaya çalışıyordunuz. Yetiyorsa. Altı parti de şunu söylüyor. Bakın. Ne diyorlar? Kazanacak aday kavramını kullanıyorlar. Kimi aday gösterirlerse, ister Kılıçdaroğlu'nu, ister başkasını, diyecekler ki biz ölçtük, biçtik. Çünkü toplumu, çevrelerini böyle hazırlıyorlar. Ve bunun kazanacağına karar verdik. Tamam, onu mecburen diyecekler. Tamam. O zaman size ne oluyor? İlla adayını göster. Göstermiyor. Şöyle. Söylemiyor. Şöyle ama şöyle. Kamuoyu merak ediyor. Halk ama merak kamuoyu ediyor. Hiç merak etmiyor. Hiç merak etmiyor. Ya biz hafta sonu... Ya kamuoyu dediğin tartışanlar merak ediyor. Yönetenler. Ankara değil, Ankara şeyin, değil. Meral Akşener'in dediği şımarık dedikleriyle muhalifi olan mesela... Siz de o şımarıkları denenlere itiraz ediyorsunuz. Bugün ben sizde hakikaten... Sizleri kastediyorum. Yani sizde böyle... Çok gergin gördüm. Hayır. Yani sizin tavır göstermenizi gerektirdiğini düşündüğüm durumlar oldu. Hiçbirinde o tavrı göstermediğiniz gibi tersine bir aklama çabası içerisine girdiniz. Hiç aklama yok. Şimdi ben bakın, gerçeği anlatıyorum. Neye aklayacağım? Şimdi şunu ben size dedim ki bakın. Ya bir siyasi partinin genel başkanı gazetecileri diğer siyasi partinin genel başkanına şikayet ediyor. Eder. Burada etik dışı bir durum yok mu dedim. Hayır. Onu bile mantığa bürüyüp hayır, yok. Eder diyorsunuz. Böyle yok. Şey olur mu? Yok. Ya hala bazı, onu savunuyorsunuz. Bazı şeyler yüz yüze söylenmez. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi çocuklar, o gazeteciler... Çocuklar babasından bir şey isterken kimin aracılığıyla istiyor? Bunlar anneleri gazeteci. Aracılığıyla istiyor. Bunlar gazeteci. Bunlar çocuk mu anlarsın? Ama... Hanım ben iki dakika müsaade ederseniz. Yüzmetmeye de bir söz vereceğim sana. Şöyle bak ben şimdi hafta başında Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'la Hırvatistan'a gittik. Orada Kırım'la ilgili bir uluslararası zirve vardı. Çok fazla sayıda Avrupa'dan, dünyadan ülkelerin önemli isimleri oradaydı. Pelosi dayı oradaydı. Öyle söyleyeyim. Biraz da tabii orayı gözlemleme şansı da buldum. Kaç gün kaldınız? İki gün kaldık. İki günde tam gözlemleyebildin mi? Gözlemleyebildim çünkü Hırvat çünkü bir... Çünkü benim bir günlük ziyaretimle ilgili bayağı da söylemiştim. Hırvat bir mihmandarım vardı. Türkoloji okumuş Hırvat bir mihmandarım vardı. Hem Hırvatistan'ı hem Avrupa'da yaşananları görme fırsatı buldum. Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar bugün dünyada gerçekten çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Herkes büyük zorluklar yaşıyor. Ya Hırvatistan'da mesela kadıncağızın bana söylediği Hırvatistan bir tatil ülkesi biliyorsun. O Adriyatik kıyıları. Yani, mesela oraya gidemediklerini, çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını, sadece onlar değil toplantıya başka ülkelerden gelen insanlar da vardı. Onlar da benzer şeyler anlattılar Avrupa'da. Bunları bu örnekleri niye veriyorum? Dünya gerçekten olağanüstü bir dönemden geçiyor. Doğru. Ve birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den, bizim heyetimizden, resmi heyetten de baş başa görüşmelerde özellikle bu doğalgaz sorununun çözümü noktasında daha aktif olmasını istiyor. Türkiye'nin bu işi çözebilecek az sayıdaki ülkeden biri olduğu, Erdoğan'ın bu işi kotarabilecek az sayıdaki liderden biri olduğunu daha konuşuyor. Daha kışı görecek Avrupa. Şimdi bak dünya bunları yaşarken, bunları tartışırken biz burada... Her gün ayrı bir televizyon kanalında gazetecilik tabiriyle birbirlerine çakan, seçime bir yıldan az kalmasına rağmen bir aday belirlemeye dair en ufak topluma bir ümit vermeyen bir ittifakı tartışıyoruz. Ben sana bak sokağa gerçeğini söyleyeyim. Ekonomik sıkıntı var mı? Var. Marketler kontrol altına alınabiliyor mu? Alınamıyor. Bak bu iktidarın da en büyük... Golü ya yiyeceği yer, en büyük golü yiyeceği, bir bitireyim. En büyük golü yiyeceği yer bu marketler. Ben ısrarla risk alarak söylüyorum. Kardeşim temel gıda maddelerine Avrupa da bunu yapıyor, dünya da bunu yapıyor. Fiyat sınırlandırması getirin. Bunun üstünde satamazsın deyin. Yoksa bu gidişat iyi bir gidişat değil. Bak bunu bir kez daha söylüyorum. Temel gıda ürünlerinde bunu getirmek zorundasın. Adamlar düzenli olarak her hafta zam yapıyorlar. Bir bunun altını çizelim. Şimdi şu var, buna rağmen, bak bu kadar tabloya rağmen, muhalefet olarak sen bu acı tabloya rağmen ümit olamıyorsun. Ve olacak gibi de görünmüyorsun.
Efendim orada şımarıklık yapanlar var. Kazanacak aday var mı belli değil. Kendi içine tartışıyorsun. Bu, yani oysa o kadar çok kendi içine tartışmıyorsun. Kendi içine tartışmıyorsun bir de. Bunu televizyon ekranları tamam, önünde, kameralar önünde tartışıyorsun. Ve sonra, biz bunu görüyoruz. Vatandaşa, çok sorun var sonra vatandaşın yerine kendini koy. Vatandaş diyor ki, ya evet ben bir çare arıyorum. Evet, iktidar 20 yıldır bu ülkeyi iyi yönetti ama bugün sorunlar var. Acaba bir alternatif olabilir mi diye bir bunlara bakıyor ve gördüğü manzara karşısında ibretle bakarak ibreyi yeniden bu tarafa çeviriyor. Bak bugünkü durumun özeti bu. Öyle mi diyorsun? Ben, tabii. Bak anketlere. Bak anketlere. Soru geliyor. Sen bu tabloda hala muhalefet olarak AK Parti'nin önüne geçemiyorsan, en yakın rakibine AK Parti hala 13-15 puan fark atıyorsa bütün anketlerde, kardeşim sende bir sorun var. Birbirinizi yemek yerine biraz sorun ne ona bakın. Bir dakika soru alayım sonra soruyu sormadan önce bir ufak iki cümlelik açıklama yapacağım. Senin bu anlattıkların aslında doğrudur. Seni tebrik ediyorum. AK Parti'ye hatırlatıyorsun. Kendinize çeki düzen. Ben bunu her hafta söylüyorum. Ilgili, bakın bu marketler. Ekonomiyle ilgili marketleri falan boş ver. Esas ben sana daha tehlikesini söyleyeyim ama burada konuşmayacağım. Böyle memleketini seven bir kişi olarak hiçbir zaman bozacak şey söylemem ama şu anda bir sarmal içinde hükümet aldığı bazı kararlar dolayısıyla farkında olmadan dışarıdan kuşatıldığı mekanizmadan zor duruma sokulacak durumda. Bu senin anlattıklarınla ilgili o kadar. Şimdi sorum. Adayı bellediler. Aday Kemal Kılıçdaroğlu ya da A. Bay A. Şimdi bu adayı belirledikten sonra yaptıkları toplantıda yani açıkladılar. Mutabakat sağlayamadılar yol haritasında. Çünkü konuşuyorlar dış politikada mutabık kalmadı. Ama önce yol haritasında mutabakat sağlanacak. Ben de onu söyleyeyim. Sağlayamadılar. Ayrılma oldu. Ne işe yaradı aday açıklamaları? Onun ya, için karşındaki altı lider. Sayın Bakanım ya. Bakın. Direkt temenniler ya. Bak, temenni değil, olacak. Temenni değil. Vallahi öyle ya. Ya siz nasıl, ben Ankara'da yaşamıyorum, istihbarat alıyorum. Ne var ya, ne var bu metinde, ne var ki? Şu anda 6 partiden ekipler, 6 partiden ekipler bu vizyon belgesi misali. Ya sonra bir şey yok. Ama parlamenter sistemde geçiş. Ama bakın, vizyon belgesi nasıl AK Parti hazırlamış? Burada da 6 parti. Ben de bazı diğer televizyonlarda o partilerden insanlar geliyor, konuşuyoruz onlarla. Her konuda, asgari ücret konusunda, işsizlik konusunda ayrı ayrı ekipler çalışıyor. Koalisyon dönemlerinde bakın, dünyanın en güzel metinleri oluşturuyordu. Benim, bak, ama Melih, şöyle bir şey bak, var. Yarın nasıl önce, gidip dinleyeceksiniz? Yarın bakın, ne dinleyeceğiz? Bakın, 233 gün, önemli 6 saat kaldı. Senin dediğin o güzel metinden. 233 gün, 6 saat kaldı ama seçime ya. Aday ki, yok ortada. Kardeşim, Melih dinle biraz. Melih dinle. Bak 6 parti o senin dediğin güzel metinden mutabakat sağlamadıktan sonra birbirini bağlayacak aday açıklamazlar. Bir. İkincisi o metinin hızlanması veya adayın açıklanması da yine söylüyorum. İki şeylidir. İki safhalıdır. Birinci safha 6 Şubat'a kadar. İkinci safha 6 Şubat'a kadar erken seçim için meclis fesih konusunda mutabakat sağlamazlarsa, yani %7 baraj girecekse altılı masanın yeni stratejisi devreye girecek. Zaten bakan, bu bittiyse ben diğer ama bir anda bir de söz vereceğim. Evet, bir diğer partilerin de ya şimdi soru şu size. Ha, bana soru soracaktı o yüzden. Adayı belirlediler ama belgede mutabakat sağlayamadılar. Ne olacak? Ben hemen cevap vereyim. Evet. Bakın aranızda bu kadar uzlaşmaz çelişkiler varsa, sizin arabanın lastiği her an patlama riski taşıyorsa, bana sorma, sizden zaten ülkeye hayır gelmez. Yani siz bugün Türkiye'de... Sen bak soruya yanıt vermedin. Topu taca. Hayır sizden zaten Türkiye'ye yanıt gelmez. Bak bu altılı masa tartışmalarından ayrı olarak demin söylediğime bir ek yapacağım. Program bitiyor. Kısa yapalım çünkü bak, bir söz vermedim. Bizim de zaman zaman senin de gittiğin bir restoran var. Hani iş yerimize yakın olduğu için hani yemeği bazen oradan yiyoruz. Ben şimdi gidiyorum. Bak döner değil mi? Herkesin öğle yemeğinde işte çabuk ve pratik olması sebebiyle tercih ettiği bir yemek. İnan bak bir ay önce, 1,5 ay önce 75 liraydı porsiyonu. Bir 3 hafta önce 85 liraya çıktı. Sonra 95 liraya çıktı.
Bugün gittim baktım 110 liraya çıkmış. Kardeşim hadi geçen sene döviz kurunu bahane ediyordunuz. Elektrik fiyatlarını şu bahane ediyordunuz. Neyi bahane ediyorlar? Şimdi neyi bahane ediyorsunuz? Asgari ücreti bahane ettiniz. Her şeyi bahane ettiniz. Peki şu maliyeti mi artıyormuş herhalde? Ya işte onu anlatmaya çalışıyorum. Marketlerde de aynı durum söz konusu. Birçok yerde aynı durum söz konusu. Yani bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntı var. Vay. Bu fiyatlar böyle artmaya devam ederse bu sıkıntı daha da büyür. Ben sana daha acısını söyleyeyim. Yani Ankara aynı ürün 6 ayrı yerde 6 ayrı fiyat. Çok garip yani. Evet. Şimdi bakın bu söyledi. Tebel Bey'in. Evet. Açıklamalarında. Yani Temel Bey'in açıklamalarında esas olarak diyor ki şu anda diyor kazanacak bir aday yok diyor altılı masanın içinde. Söylediği bunun Türkçesi bu. O zaman dükkanı kapatın, anahtarı pasmasının altına koyun. Ben de işte buradan gidin yani. Sanki bunun başka anlaşacak budur. Bir aday üzerine yoğunlaşacaklar gibi geliyor. Kim gibi? Yani bilemiyoruz onu. Yani ortada bir sürü konuşulanlar var ama bunların bir kısmı ciddi değil, bir kısmı şey. Yani onun için yani iktidarın da sadece aday üzerinden politika yapmasını da ben doğru bulmuyorum. Çünkü 3 gün sonra bir aday çıkacak. Çıktığı anda tartışma bitecek. Yani bence şu anda Zafer Bey de söyledi. Türkiye'nin ciddi sıkıntıları var. Yani genel sıkıntı var. Bunları tartışmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin var, dünyanın var. Dünyadan kaynaklı Türkiye'de yaşananlar bak, var. Krizi, kendi içinde krizi var. Krizi fırsata çevirenler var. Bakın şunu söylüyor. Düşünmez. Türkiye'yi Andan, düşünür. Bakın bugün Türk İş açlık yoksulluk sınırını açıkladı. Ve 1925 lira fark var. Yani açlık sınırı asgari ücretin 1925 lira üstünde. Yani bir sıkıntı var bu. Mesela illa asgari ücrete yüksek bir zam yapıldı. Fakat o kadar başka şeylere zam yapılıyor ki anlamsız hale geliyor. Veya mesela Türk İş Başkanı sürekli bir şey söylüyor. Diyor ki kardeşim zam yapmayın, bize de zam yapmayın diyor. Evet. Yani burada bir sorun var. Yani bunu insanlar da söylüyor. Evet. Şimdi benim maaşım yükselecek diyor. Sonra her şeye zam gelecek diyor. Ben ne anladım? Üçüncü ay yine aynı şeyi yaşayacağım diyor. Bakın pamuk mesela bugün Urfalılarla da konuştum 2 gün önce. Bugün de konuştum onlarla. Pamuk yılbaşında 25-26 liraydı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? Dün borsada pamuk 12-13 liraya düşmüş. Dünyanın da pamuk piyasasının etkisi var ama şimdi bununla bir kilo pamuğun maliyeti zaten 15-16 lira. Yani bu çiftçi ne yapacak? Hele kiralamışlar, icarlamış olanlar iyice felakete gidiyor. Yani diyeceğim Türkiye'nin çok sorunu var. Şimdi asgari ücretli çiftçi diyor ki bu böyle gitmez diyor. Bir traktör 1 milyon olmuş. Akıl alır gibi değil. Pulluk 800 bin olmuş. O şeyi yapan. Yani çiftçi diyor ki böyle gitmez diyor. Sanayici diyor ki yani böyle gitmez diyor. Yani en çok kullanılan soru şu anda böyle gitmez lafı. Mesela anketler var. Hangi parti çözer hikayesi var ya hani. Bir soru soruluyor. Klasik soru. Hı hı. Yani şu anda hiçbiri diyenlerin oranı neredeyse %50'ye yaklaştı. Çok ciddi bir rakam. Yani bu yani vatandaş sistem dışına çıkmaya başlıyor. Bakın sistem dışına çıkmaya İsmet abi o anketlerde kim çözer sorusuna verilen cevap ağırlıklı olarak AK Parti çözer. Anketlerin güzeli sen söyledin. Bakın AK Parti belki diyelim ki CHP'den yüksek çıkıyor ama hiçbiri tabiri en yüksek. Peki ben sana bir rakam vereyim karşılık olsun diye değil. Mayıs ayında Konya'da bir tarım fuarı düzenlendi. 3 günde ben bunu köşemde de yazdım. Yanlış hatırlamıyorsam 2200 traktör satıldı. Ya bir taraftan da böyle realiteler de var. Anladım da Türkiye'nin yani, toplamına baktığımız zaman acaba traktör satışları öyle mi? Genel satışlar. Bir bakmak lazım. Konya'da 3 günde bu kadar satıldıysa. Yani bu şimdi mesela bu Urfalı pamuk üreticisi. Şimdi 12-13 liradan 15-16'ya mal ettiği pamuğu satmak durumunda kalırsa bu tekrar söyleyeyim bu sadece bize has değil dünyada pamuk fiyatlarında bir sıkıntı var. Onun yansıması ama seneye nasıl ekecek bu adam veya tarlasına veyahut da ürün daha iyi ürün için yatırım nasıl yapacak, gübreyi nasıl ekecek? Yani sorun çok. Mesela şimdi şey ekildi değil mi? Buğday ekiliyor birçok yerde. Buğdayda taban gübresi ekilmedi. Bu da rekolteyi düşürecek. Yani buna benzer sıkıntı var. Vallahi, yani bunların çözülmesi lazım. Yani, bunların tartışılması lazım. Evet bunların Türkiye'de. Tartışılması lazım. Mesela ben de şeyi bekliyorum. Bu büyük marketler karlılık oranlarını açıklayacaklar galiba 3. çeyrek değil mi? Evet. Yakın dönemde. Bakın marketlerde başka bir sıkıntı var. Bir bakmak var. Lazım. Ben bugün çok özür dilerim. Tarım sektöründen yani çok önemli bir isim. Bugün onunla konuştuk. Bayağı sohbet ettik. Çok ilginç şeyler anlattı. Yani Türkiye'de bugün yaşanan özellikle tarımda yaşanan sıkıntıların, marketlerde, gıdada yaşanan sıkıntıların önemli bir bölümü aslında çok küçük müdahalelerle
düzeltilebilecek meseleler. Yani işte bir şekilde bir müdahale etmek lazım. Düzeltecek olan kim? Mesele şu, hani serbest piyasa, serbest piyasa diyorlar ya, birileri serbest piyasa kılıfının arkasında saklanıp rutin dışına çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesele buradan. Kurum kim? Bu soruyu bana sorma. Bak bu soruyu nereye soracağım? Oraya sor. Niye böyle? Ben sana durum tespiti yapıyorum. Zafer Bey, ben de gıda sanayicileriyle bir hafta 10 gündür sohbet etmeye çalışıyorum. Ha bu arada İsmet abi, sanayiciler bu dönemde çok iyi para kazanıyor. Sanayiciler bu böyle gitmez dediğine bakma. Hakikaten sanayicilerin büyük bir bölümü iyi para kazanıyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Mesela gıda sektörü öne çıktığı için bütün sektörlerde var ama. Yani ezilen bir tek dar gelirli vatandaş asgari gıdada, ücretli. Gıdada 120 gün vadeli mal veriyorlar. Bakın birçok sanayici, gıda sanayicisi 120 gün vadeli marketlere. 120 gün vadeli mal veriyor. Yani malı bugün veriyor, 120 gün sonra alıyor. Marketler büyük ölçekte alım yaptığı için zorluyorlar. Şimdi onlara diyor ki, Ticaret Bakanı'nda yeni bir bu piyasa düzenlemesi için bir yasa çalışması yapılıyor bildiğim kadarıyla. Orada yani çiftçi malını veriyor, geç alıyor. 1,5 dakikam kaldı. Evet, o nedenle yani gıda sektörüne yeni yatırım yapmakta, kredi bulmakta da sıkıntılar başlamış. Eğer böyle giderse gıda sektörünün yabancıların eline geçme riski var diyorlar. Mesela uluslararası dağıtımda suda önemli ölçüde yabancının kontrolüne girdi. Gıda su öyle. Gıdada eğer yabancının kontrolüne girerse Türkiye'deki birçok firma... Canım bunun farkında değiller mi? Niye önlem almıyorlar o zaman? Ama işte adamlar zaten devletin bunda bazı önlemler yani yardımcı olması lazım. Mesela burada sadece onların sorunu değil. Ama yani yabancı için ucuz hale geldi. Ben şey söyledim bakan. Bazı şeyleri sorumluluk bilinciyle söylemiyorum. Ama durum iyi değil. Böyle kur artmıyor, bilmem ne olmuyor diye aldanmamak lazım. Çünkü bu işten para kazananlar zaten artırmadan kazanıyor. Ama o baskılama aniden patlar. 2001 krizine böyle gittik. Unutmayın. Peki, bakın onu yaşamış kişi olarak hatırlatmak. Valla 2001 krizine böyle gitmedik. 2001 krizi öncesinde 10 yıl ülkeyi çok güzel soydular. İkinci krizin dinamikleri farklıyız. Bir sonraki programda konuşacağız. Çünkü süren bitti gerçekten. Sonra sözünü kesti demeyin diye söylüyorum. Gerçekten süren bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, çok teşekkürler. Gelecek hafta buluşmak üzere.